Herkese selamlar. Sosyal Bilgiler Dersliği kanalına hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf yani LGS öğrencilerimizle birlikte inkılap tarihi dersi 1. dönem 1. yazılıya Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorularını çözerek detaylı bir şekilde hazırlanacağız. Ama hiç merak etmeyin. Sizlerle bu dönemde en azından 5-6 tane yazılı çalışması yapacağız ki yazıllara dört dörtlük hazırlanalım ve yüksek notlar alalım. O yazılı videolarımızı da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bana desteğinizi sürdürmek için videolarımı beğenip paylaşmanız yeterli olacaktır. Hadi sözü daha fazla uzatmayalım ve hemen yazılı kağıdımıza geçelim. Peki ilk sorudan başlıyoruz sevgili arkadaşlar soru da bize diyor ki Fransız ihtilali ortaya koyduğu fikirler yönüyle evrensellik kazanarak tüm dünyayı etkisi altına almıştır. İhtilalin etkileri gerek basın yoluyla gerekse Avrupa'ya giden öğrenci ve aydınların aracılığıyla Osmanlı topraklarına da girmiştir. Osmanlı Devleti ihtilalin etkilerini en yoğun görüldüğü ülkelerin başında yer almıştır. Kısa sürede başlayan gayrimüslim ayaklanmaları Osmanlı yönetimini ihtilalin etkilerinden korumak için bazı tedbirler almaya yönetmiştir. Şimdi bakın burada bizim için azınlık isyanları yani gayrimüslim isyanları önemli. Çünkü azınlıklar bu olaydan etkilenip kendi devletlerini kurma düşüncelerine girmişlerdir ki Fransız ihtilalini ortaya çıkarttığı hangi fikirden dolayıydı bu arkadaşlar? milliyetçilik fikrinden dolayıydı. Peki A sorusunda diyor ki Osmanlı yönetiminin aldığı tedbirlerden ikisini yazınız diyor. Ben size hepsini yazayım. Bir Osmanlı öncelikle Tanzimat Fermanı ilan ederek Müslümanlar ile azınlıkları eşitlemiştir. Eşitlik sayesinde yıkılmaktan kurtulacağını düşünmüştür ama etkili olmadı. 2. Islahat Fermanı sayesinde azınlıklara daha fazla hak veriyoruz. Resmen şöyle oluyor alın size daha fazla hak yeter ki bizden ayrılmayın diye resmen azınlıklara yalvarıyoruz. Bu da tutmuyor. Hatta Osmanlı Devleti öncelikle birinci meşrutiyeti ilan ederek yönetim şeklini değiştiriyor. Böylece yarı demokrasiye geçerek ki meşrutiyet padişah ve meclisin birlikte olduğudur. Dalman da önüne geçebileceğini düşünüyor ama bu da olmuyor. Aradan bir süre sonra ikinci meşrutiyet ilan ediliyor. Şimdi aldığı önlemler bunlar. Peki bunun dışında önlem yok mu? Var. Fikir akımları var. Orada da şöyle bir şifreyle fikir akımlarını hatırlayabilirsiniz arkadaşlar. Türkleri birleştirerek kurtuluruz diyenler ortaya çıkıyor. Türkçülük akımı. Osmanlı'da yaşayan herkesi eşit sayarak dağılmaktan kurtuluruz diyenler var. Osmanlıcılık. Batıyı örnek alarak kurtuluruz diyenler var. Batıcılık ve Müslümanları toplarız ve kurtuluruz diyenler var. İslamcılık. Yani aldığı bayağı bir tedbir var. Peki b sorusu? Alınan tedbirler işe yaramış mı? Ben şuraya şöyle yazayım siz anlayın. Hayır, yaramamış. Devletin yıkılışını geciktirmemiş. Devletin yıkılışını engelleyememiş. Yazalım hemen, alınan tüm önlemler, tüm önlemler. Devleti dağılmaktan kurtaramamıştır. Devleti dağılmaktan, ...kurtaramamıştır. Kurtaramamıştır. Şimdi bak... ...gönül hayır yazmak istiyor. Aslında cevap hayır. Yani... ...devleti dağılmaktan kurtardı mı? Hayır. İşe yaradı mı? Hayır. Ama siz bu cümleyi süslerseniz öğretmeniniz tam puan verir. Ama hayır yazarsanız vermeyebilir. Alınan tüm önlemler... ...devleti dağılmaktan kurtaramamıştır. Hocam aferin oğlum. Aferin kızım. Hemen tam puan. Burada cümlelerinize de birazcık dikkat edin. Peki... Geldim ikinci sorumuza. Soru da diyor ki. Buna göre Mustafa Kemal ve arkadaşları neden gazete çıkarma ihtiyacı duymuş olabilirler? Mustafa Kemal harp okuluna dair anılarından birini şöyle anlatmıştır. Kurmay sınıflarına geçtik. Alışılmış derslere çok iyi çalışıyordum. Bunların üstünde olarak ben de ve bazı arkadaşlarda yeni düşünceler açığa çıktı. Ülkenin yönetiminde ve siyasetinde bozukluklar olduğunu keşfetmeye başladık. Okulun öğrencileri arasında okunmak üzere okulda el yazısıyla gazete kurduk. Neden? Çünkü ülkenin kötü gidişini diğer sınıflara duyurmak için neye ihtiyaç var? Gazeteye. O zaman şöyle yazmanız gerekir. Ülkenin kötü gidişini duyurmak için kötü gidişini duyurmak için duyurmak için gazeteye ihtiyaç duyulmuştur. Gazeteye ihtiyaç duyulmuştur. Yani oradaki bizim sorumuzun cevabı olan şu ülkenin kötü gidişini duyurmak. Demek ki Mustafa Kemal ülkenin sorunlarına duyarsız kalmamış ve buradan bir kişilik özelliği çıkaralım hemen. Hadi ülkenin sorunlarına duyarsız kalmadıysa da vatansever olduğunu yorumlayabilirsiniz. Sanki yazılı çalışmıyoruz da inkılap sorusu çözüyoruz ve test çözüyoruz gibi. Konu da tekrar ediyoruz. Lütfen dikkatli dinleyin. Peki Geldim yazılı kağıdımızın üçüncü sorusuna. Trablusgarp Savaşı'nda Mustafa Kemal'in teşkilatçılık özelliği ön plana çıkmıştır. Teşkilatçılığın diğer adını da hemen yazalım. Belki onu bilenler vardır, bunu bilmeyenler vardır. Örgütleyicilik demek arkadaşlar. Bu duruma Mustafa Kemal'in Trablusgarp'taki faaliyetlerinden hangisini örnek gösterebilirsiniz? Şimdi biliyorsunuz Osmanlı Devleti Trablusgarp'a ordu gönderebilmiş miydi? Hayır. Hemen yazalım. Osmanlı Devleti Trabulus'a Trabulus'a ordu gönderemedi. Ordu gönderemedi. Peki Mustafa Kemal'in teşkilatçılığı işte nerede ortaya çıkıyor? Burada ortaya çıkıyor. Mustafa Kemal ise yerli halkı birleştirerek yerli halkı birleştirerek o bölgeyi savunmuştur. O bölgeyi savunmuştur. Dolayısıyla ben orada yerli halkı birleştirmesinden dolayı Mustafa Kemal'in hangi kişilik özelliğinin olduğunu biliyorum arkadaşlar. Teşkilatçılığını biliyorum. Unutmayın birleştiricilik teşkilatçı olmakla alakalı bir durumdur. Buradan bu örneği verirseniz öğretmeniniz doğru cevap sayacaktır diyoruz. Peki o soruyu da hallettiğimize göre geldik yazılımızın dördüncü sorusuna. Diyor ki Osmanlı Devleti'nin ilk ittifak girişimlerinden olumlu sonuç alamamasının nedenlerini yazınız. Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nın başlarında tarafsızlığını ilan etmiş olmasına rağmen siyasi yalnızlıktan kurtulmak ve bir yandan da ittifak arayışına girdi. İlk ittifak girişimlerini İngiltere ve Fransa ile yaptı ancak olumlu sonuç alınamadı. Yani öncelikle biz itilaf grubuna gidiyoruz arkadaşlar. Bizi yanınıza alın diyoruz ama İngiltere ve Fransa bizi istemiyor. Çünkü Osmanlı'yı aralarında paylaşmışlardı gizli anlaşmalarla. Osmanlı'yı aralarında paylaştıkları için paylaştıkları için bizi yanlarına almadılar. Bu bir. İkinciye geliyorum. Zaten Osmanlı'yı sömürmek istiyorlar. Osmanlı'yı sömürmek istedikleri için. Bunları yazarsanız öğretmeniniz doğru kabul edecektir. E mecburen biz de yalnız kalmamak için ne yaptık arkadaşlar? Sürüden ayrılanı kurt kapar diyerek ittifak grubuna yaklaştık. Almanya'nın yanına doğru yavaş yavaş gitmeye başladık. Geldik yazılımızın 5. ve son sorusuna. Soru da diyor ki buna göre Osman Devleti'nin kanal cephesini açma nedenlerini yazınız. Mısır, Akdeniz ve Kızıldeniz'i birbirine bağlayan Süveyş kanalının açılmasıyla büyük önem kazanmıştır. İngiltere sömürgesi durumundaki Hindistan ve Avustralya'ya giden yolları büyük ölçüde kısaltan Süveyş kanalını kontrol etmek için 1882'de Mısır'ı işgal etti. Osmanlı Devleti ise 1. Dünya Savaşı'nda çeşitli nedenlerle Süveyş kanalına taarruz planladı. Peki kanal cephesini niye açtık? 1. Ne yapabilmek? Mısır bizimdi. Mısır'ı ne yapmak arkadaşlar? Geri almak için saldırdık. Bizim toprağımızda geri almak için saldırdık. Bu bir. İkinciye geliyorum. Burada asıl önemli sebep 2'de arkadaşlar. Ben buraya hatta yıldız koyayım. İngiltere'nin sömürgelerinin bağlantısını kesmek. İngiltere'nin sömürge bağlantısını kesmek. Niye olduğunu anlatacağım şimdi. Şunu yazayım. İngiltere'nin sömürge bağlantısını kesmek. Şimdi arkadaşlar, eğer 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin elini kolunu bağlamak, İngiltere'yi etkisiz hale getirmek istiyorsanız İngiltere'ye sömürgelerinden özellikle Hindistan ve Avustralya'dan gelen yardımı durdurmanız lazım. E onu durdurabileceğin yerde yardımın geldiği kanal bölgesi. Kanalı açmamızın özellikle ikinci sebebi çok da önemli. İngiltere'ye yardım gelmesini buradan önlemeye çalışıyoruz. Ancak hemen bir hatırlama yapalım. Kanal cephesinde biz niye başarılı olamıyoruz? Çünkü o bölge çöl bölgesi. Açlık, susuzluk gibi şartlarda devreye giriyor. Maalesef Osmanlı Devleti orada cepheyi kaybediyor. Evet sevgili arkadaşlar böylece Milli Eğitim'in örnek yazılı sorularını detaylı bir şekilde çözdük ve ilk çalışmamızı tamamladık. Dediğim gibi sadece bir çalışmayla yetinmeyeceğiz. Ben sizlere en azından 4-5 tane daha çalışma paylaşacağım ki yazılardan güzel notlar alalım. Mutlaka hepsini izleyin. Geçen seneden tecrübelisiniz. İzleyenler yüksek notlar aldılar. Peki bu yazıldan kaç aldınız? Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videoları da kaçırmamak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beğeni paylaşarak da desteğinizi sürdürebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.